izleyenler Herkes için sağlık programıyla karşınızdayız. Programımızın bu haftaki konuğu Medikal Park Elazığ Hastanesi tıbbi onkoloji uzmanı doçent doktor Birol Yıldız olacak. Programımızda kanserin tanı ve tedavisini ele alıp kanser tipleri hakkında konuşmuş olacağız. Öncelikle hocam sizi tanıyarak programımıza başlayalım. İsmim Birol Yıldız, doçent doktorum. Medikal Park Hastanesi tıbbi onkoloji uzmanı olarak görev almaktayım yaklaşık 17 yıldır tıp besleğini icra etmekteyim. Gülen Askeri Tıp Akademisi mezunuyum. Daha öncesinde farklı asker hastanelerde görev aldım. Mecbur hizmetim bittikten sonra da hastanemizde görev yapmaya başladım. evliyim, 3 çocuk babasıyım. Şu anda hala mevcut bulunduğumuz hastanede çalışıyoruz. Hı. Hocam bugün kanser, kanser çeşitleri ve kanser tipleri hakkında konuşacağız. Ancak öncelikle sıklıkla söylüyoruz artık maalesef evet. çok yayıldı. Ee, ama kanser nedir? Tanım olarak bunu açıklayabilir miyiz? Şimdi kanser e, genetik bozukluğu olan bir hücrenin kontrol mekanizmasından kaçaraktan, yani normalde farklı, anormal bir genetik bozukluk olduğu zaman bizim vücudumuz bunu tanıyaraktan veya bağışıklık sistemimizi tanıyaraktan yok etmeye çalışmakta. Fakat... Ee, bir takım hücreler bu kontrol mekanizmasından kaçmakta ve e, hızlı giderek de artan bir şekilde çoğalmakta, Kontrolsüz bir çoğalması olmakta. Belli bir sayıya ulaştığı zaman da nodül dediğimiz vücutta işte çıkıntı, yumruk kıvamına geldiği zaman da kanser dokusu anlamına gelmekte. Bunların e, farklılaşması bulunduğu yani kökenini aldığı hücreye göre değişmekte. Kimisi işte epitel dokusundan kaynaklanmakta, kimisi lenf dokusundan kaynaklanmakta. İşte lenf dokusundan kaynaklanıyorsa lenfoma diyoruz, epitel dokusundan kaynaklanıyorsa epitellyal tümörler diye adlandırıyoruz. İşte bulunduğu o epitel dokusu meme ise meme kanseri kıva, do, konumuna geliyor. Bazı kanserlerde kemik veya kıkırdak dokudan, diğer farklı yumuşak doku destek dokusundan da gelişebilmekte. Bunlar da sarkom grubunu yer almakta. Yumuşak doku tümörler veya kemik tümörler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Aslında hocam birçok farklı tipi olduğunu Evet çok farklı kanser tipi var. Oldum, evet. Teknoloji ilerledikçe tabii kanserin tanı şansı da artmakta beraberinde. İlk başta sadece en basitinden akciğer kanserini sadece akciğer kanseri olarak bilirken sonradan bunun küçük hücreli mi küçük hücreli dışı mı olduğunu ayırt etmeye başladık. Şu anda küçük hücreli dışı kanserin o kadar fazla alt tipi var ki işte adenom karsinom, sukamuz hücreli karsinom, büyük hücreli karsinom gibi bunları ayırıyoruz. Şu anda daha da ileriye gittik. Moleküler Teknoloji geliştiği için moleküler alt tiplendirme yapıyoruz, İşte hastanın mutasyonlarına bakıyoruz. Mutasyonlardan birisi pozitifse hasta ediyoruz ki biz işte akıllı tablet dediğimiz halk arasındaki tabletlerden birini uygun görüyoruz. Ve tedaviyle başarı şansını belirgin olarak arttırmakta hastaların sağ kalımı sadece kemoterapi ile 5 yıllık sağ kalım neredeyse 4. evre bir akciğer kanserinde yokken bu uyguladığımız tedavilerle hastaların 5 yıllık sağ kalımları belli gün olarak artmaktadır. Evet aslında hocam teknolojinin böyle en e, evet. faydalı olduğu alanlardan biri Birisidir. hastalıkların Aynen. tedavisi. Yani şöyle kanserin hem erken evrede tanı koymaya başladık Hı. hem de tedavi edeceğimiz seçeneklerimiz de artmaya başladı. Etkin tedavi seçenekleri artmaya başladı. Kanser tanısı artıyor, kanser sıklığı artıyor ama e, beraberinde de tedaviyle hastalarımız daha fazla kür şansı elde edebilmektedir. Evet. Hocam e, kanserin birçok tipi var evet bunu birazdan daha detaylı evet. ele alacağız. Ancak kansere neden olan etmenlere de değinmek istiyorum. Biz genetik faktörlerin evet. etkili olduğunu biliyoruz. Ancak sadece genetik faktörler mi etkilidir yani, kansere yol açan sebepler nelerdir? Kansere sebep olan mekanizma şudur yani esas genetik yatkınlığı olan kişilerde çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkmakta ve bu ilk genetik mutasyon illa ki aileden birinde olmak zorunda değil sizde bende de ortaya çıkabilir. Yani bizden sonraki nesillere de aktarılabilir. O yüzden hani bazen hastalarımız diyor bizim ailede hiç kimse de yok. Neden bende kanser ortaya çıktı? O genetik mutasyon o kişiye denk gelmiş olabilir. Çünkü işte güneş ışınlarına maruz kalıyoruz. Deri kanserleri ortaya çıkıyor. Örnek veriyorum çevresel faktörler olarak. Ee, işte sigara biliyoruz hepimizin bildiği gibi neredeyse tüm kanserlere sebep en büyük faktörlerden bir tanesi. Beraberinde enfeksiyon faktörleri. Hasta mesela HPV virüsü enfeksiyonu kapıyor bayanlar. Bu defa rahim ağzı kanserine sebep olabilir veya boğaz enfeksiyonu, boğaz baş boyun tümörlerine sebep olabiliyor HPV enfeksiyonu. AIDS virüsü var. Bu başlıca bir kanser sebebi. Ayrıca lenfomalara sebep olabiliyor. Başka kanserlerde beraberinde getirebiliyor. Örnek veriyorum, hastada hepatit virüsü var. Hepatit virüsüne bağlı karaciğer kanseri gelişebilmekte. Yani bir mikroorganizma da vücudumuzda kansere sebep olabilmekte. Bir güneş ışığında sebep olabilmekte. Yediğimiz, içtiğimiz gıdaların artık moleküler yapısını değiştirilmiş olması sebebiyle bunlar vücudumuza girdikten sonra farklı yapıyı gözetmesi de sebep olabilmekte. Veya bizim tükettiğimiz işte spor ve egzersiz aktivitelerini kısıtladığımız dönemde bağırsak metabolizmamız azalıyor. Bizde etli ürünler fazla tükettiğimiz zaman bu et ürünlerinden üretilen toksik maddeler de bağırsaklarımızda, midemizde hasar vererekten orada kanserleşen hücrelerin oluşmasına sebep olabilmektedirler. Yani genetik yatkınlığı olan kişide çevresel faktörlerin etkisiyle diyeyim. O Obezite örneğin, farklı beslenme şekli bu da bir kanser sebebidir. Aslında hocam yaşam şeklimiz birazcık evet, yaşam da değişti bir acaba o da mı? Ondan kaynaklanıyor. Yani hareketsiz, evet. immobilize bir hayatımız var. <laughs> bu Covid döneminde bu sıklık giderek daha da arttı herkes izole kendini kapatmaya başladığı için sportif aktivitelerden belirgin olarak kısıtlamakta. İşte çevre gezitiler de olmadığı için insanlar evde mecburen kendini e, immobil ve gıda tüketimi üzerine koşullamakta. O besi de belirgin olarak artmaktadır hastalarımızda. E, eski fotoğraflarınıza bakarsanız Çevrenizde kişilerin bile giderek obez olduğunu siz de net olarak görebilirsiniz. Evet. Ama şunu da sormak istiyorum hocam. Acaba e, yediğimiz şeylerin kalitesinin değişmesi de örneğin artık hormonlu gıdalar mı Tabii daha ki. fazla yoksa yediğimiz yani ürünlerin o, kalitesi mi değişiyor? Onlar da etkiler yani mi acaba? Yani şimdi ilaçlar kimse şey almıyor. Yani şef, e, çürümüş bir meyve tüketmek istemiyor. Aslında hani eskiden çok tüketiyorduk bunları yemeğe insanlar giderek daha temiz, daha parlak gıdalara yönelir. Oysa onlarda hile var, daha sağlıklı olan organik ürünlerdir. Organik ürünlere bakacak olursanız şekli bozuktur, daha az parlaktır. daha Çünkü doğal olan odur ve tüketilmesi gereken gıdalar onlardır. Yani biz biraz gösterişe ve güzel olana merak sardığımız için sağlığımızla beraberinde kaybetmeye başladık. İşte insanlar bunu aldığı için bu defa tarım üreticileri de insanlara onu hoşgörü hale getirmeye çalışıyor tarım ilaçları kullanıyoruz. Hem ilaçlamayı yapan kişi zararı görüyor. Sağlığından oluyor. lösemi gibi, lenfoma gibi kanserlere sebep olabiliyor o tarım ilaçları. Hem de bizim soframıza gelindiği zaman bizde de aynı zararı görmekteyiz. Yine hocam çocuklar için küçük yaştan başlayan fazla burcubur tüketimi de Onlar da işte beraberinde işte diyabeti tetikliyor çocuklarda genç yaştayken. Diyabet başlı başına bağışıklık sistemini baskıladığı için hani size söyledim ya az önce genetik bir bozukluğu olan bir hücre olduğu zaman bizim bağışıklık sistemimiz çalışmakta ve bunu yok etmekte. Bizim bağışıklığımız baskılandıkça tümör hücrelerinin aktivitesi artmakta ve e, yani tümör oluşumuna sebep olan hücreler diyeyim. Onlar daha fazla ortaya çıkmaktadırlar. Hocam e, peki kanserin belirtileri nelerdir? Kişi ne zaman ya acaba mı diye düşünüp Şimdi gelmeli. kanser e, belirtileri biraz daha geç zamanda ortaya çıkabilir. Yani kanser erken aşamada belirti vermeyebilir hiçbir şikayet olmayan birisinde kanser dokusuyla karşılaşabiliriz. Kanser, bir insanda şikayet oluşturmaya başladığı zaman genellikle ya çevre dokuya doğru baskı yapmaya başlamıştır. Örnek veriyorum, akciğerdeki bir kitle damarsal yapıyla ilişkidedir ve akciğerden kan gelmeye başlamıştır. Veya işte kemik dokudaki bir tümör, kemikte baskı yaparaktan kemiğe ağrı yapmaya başlamıştır. İşte hasta bel ağrısı, sırt ağrısı ile gelmeye başlar bağırsakta gelişen bir tümör bağırsakta tıkanıklık yapmaya başlamıştır. Bunlar biraz daha tümörün artık ikinci, üçüncü aşamalarında gözlemlediğimiz bulgular. Biz o yüzden hastalarımızı mutlaka veya hasta yakınlarını daha ziyade erken dönemde mutlaka kanser taraması yaptırmasını öneriyoruz. Bu yüzden kanser taramaları var. Kanser ile hastalarımıza daha erken aşamada tanı koyup bunların daha erken aşamada müdahaleyle cerrahi, radyoterapi, kemoterapi daha hafif düzeyde bunları alaraktan tamamen kurtulmasını, sağlıklı bir uzun ömür sürmesini sağlamakta. Bunu Sağlık Bakanlığımız da sürekli dile getirmekte. Mutlaka kanser taraması ben tüm yakınlarıma öneriyorum. Tüm hastalarımız da hasta yakınlarını da bu konuda bilinçlendiriyorum. Herkesin belli yaş döneminde belirli kanser taramalarını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Yani hocam belirti beklemeliler ya da benim bekle... yakınımda evet. var gideyimden ziyade hiç yok ama olabilir Evet herkes de Gideyim bu risk gibi. faktörü var. Yani az önce de söyledim sizden itibaren başlıyor olabilir bir kanser. O yüzden tarama zamanı işte bayanlarda 40 yaşını geçtikten sonra mutlaka mamografi, tetkik yapılmadı. Ee, yıllık veya 2 yılda bir mutlaka kanser açısından bayanlar mamografi ile taramalarını yaptırmalıdır meme kanseri açısından. Raymaz kanseri açısından bayanlar mutlaka yaptırmalıdır erkekler prostat kanseri ve kolon kanseri açısından mutlaka kanser taramalarını yaptırmalıdır bu e, yani insanlar büyük bir yükten kurtarmış olacaktır eminim hocam kanserin evrelerinden bahsettik evrelemenin evet. öneminden bahsettik evet. ancak e, tanım olarak sizden duymak isteriz şimdi Kanserden kanserin evresi unutmayın. çok önemli bizim tüm tedavi sürecimiz bu evreye göre şekillenmekte e, İşte TNM dediğimiz bir evreleme sistemimiz var bizim bu T evresinde kanserin e, ya büyüklüğünden bahsederekten her kanserin farklı bir evrelemesi var. Boyutuna göre T değişebilmekte de, T dediğimiz evresi veya e, bulunduğu dokuda ne kadar derinliğe kadar gittiyse ona göre de değişebilmekte. De. Mesela bağırsak kanseri, mide kanserinde biz derinliğe bakıyoruz. Ne kadar derine işlemiş veya çevre dokularla ne kadar ilişkiye girmiş o dokudan çıkaraktan e, oradaki N kelimesi de Lenf bezleriyle olan ilişkisi, lenf bezlerine geçmiş mi, geçmemiş mi buna bakıyoruz. Ee, oradaki M ifadesi de farklı bir organa geçmiş mi? Yani memedeki bir hastalık akciğere, kemiğe geçtiyse artık M1 dediğimiz, yani farklı bir dokuya geçmiş, metastaz yapmış demektir. Metastaz yani tümörün bulunduğu dokudan gidip farklı bir dokuda tekrardan kendini oluşturmasıdır. Evet, dördüncü evre oluyor genelde tümör farklı bir dokuya geçtiği zaman. N ee, ne aşamasında dediğimiz o lenf bezlerine geçti aşamalarda biraz daha lokal ileri dediğimiz aşamalar. E, tümörün genelde ikinci veya üçüncü evre olduğu aşamalar genellikle üçüncü evreler bu döneme denk gelir. E, birinci evreler genelde erken evredir. Sadece T aşamasında olurlar. Lenf bezlerine geçmezler. Şimdi T aşamasında olan bir tümörde biz genellikle sadece cerrahi ile hastanın kurtulma şansı vardır. Herhangi bir kemoterapi ve radyoterapi almadan. genelleme konuşuyorum. Bazı kanserlerde boyutu bir santimin üzerinde olmuş olması bile kemoterapi alması için endikasyondur. Yani kanserin farklı mekanizmasından bahsetmiyorum, genel konuştuğum zaman erken evre bir tümör sadece cerrahiyle kurtulma şansı vardır. Lokalleri dediğimiz tümörlerde bir takım destek tedavilerine ihtiyaç duyar hastalar genelde kemoterapi ve radio ile küçültüp sonra cerrahi veya direkt cerrahi olduktan sonra tekrarlamasın diye kemoterapi veya veya radyoterapi tedavileri almak zorunda kalabilirler. Metastatik aşamada genellikle hastalarımız bizim kemoterapi, radyoterapi ve e, iminoterapi immünoterapi tedavi seçeneklerimizin kombinasyonu şeklinde veya tek tek her birinden farklı bir şekilde faydalanma aşamasına gider. O kanserin tipine, yaptığı semptomlarına göre planlanan seçeneklerdir. Yani aslında evrelemeye göre tedavi yöntemi de değişiyor evet. hocam. Bu yani yüzden, hasta tek evet. başına cerrahi olup, o yüzden ben hani tarama yaptırsa hasta mesela kolonda kitle çıktı, ameliyat oldu bitti. Evet. Normal sağlıklı bir ömrüne devam edecek. Ya atıyorum işte bayan meme taraması yaptırdı, Mehmet'e küçük bir kitlesi çıktı, cerrahiyle onu çıkarttırdı. Normal sağlıklı uzun bir ömrü sürecek. Yani Anladım. o yüzden tarama testleri gerçekten çok, çok önemli. Çok önemli, Evet, erken teşhis yine çok evet. önemli. Hocam şunu da sormak istiyorum. Birçok hastaya baktınız şimdiye kadar evet. ama Elazığ genelinde e, ya da Türkiye genelinde evet. düşünebilirsiniz. E, teşhis konulan hastalarda daha çok hangi evrede karşılaşıyorsunuz? Şimdi bizim e, yani şey olarak genel olarak bu tarama testlerine çok uyan bir grup değiliz. Daha çok hastalarımız bana 3. aşamada veya 4. aşamada gelmektedirler. Ee, erken evrede çok nadir hasta yakalıyoruz. Bu tarama testlerini atladığımız için. Hastaların ailesinde e, kanser öyküsü olmasına rağmen bu tarama testlerini yaptırmayan kişiler var. Onları biz zorluyoruz. Mutlaka hem genetikten de testlere yönlendiriyoruz hastalarımızı. Hasta yakınlarımız da mutlaka kendilerini tarama yaptırmaları konusunda ısrarcı oluyoruz. Eğer ailesinde birinin kanser varsa mevcut tarama yöntemlerinin dışında ekstra tarama yöntemlerine ihtiyaç duyulabilmekte mutlaka bir tıbbi onkoloji doktoruyla irtibatlı olarak tarama testlerini planlanmalarında fayda var. O yani buradan da tekraren belirtmiş evet. olalım. Hiçbir şey yokken de tarama Hiçbir testleri şikayetiniz yapılmalı. şikayetiniz olmadan kanserde olabilirsiniz. O yüzden mutlaka tarama testlerini herkes yaptırması gerekiyor. Evet hocam en çok 3. ve 4. evrede hastaların Hastalar geliyor. E, Bizim bölgede şimdi tüm dünya açısından baktığımız zaman erkeklerde prostat, akciğer, kolon ilk üçte görülen evet. kanserler Bayanlarda meme, akciğer ve kolon en sık görülen kanser. Şimdi Elazığ yöresi olarak baktığım zaman meme, akciğer, kolon gerçekten çok sıklıkta gözüküyor. E, o Sanki dünya verisine uygun gibi. Prostatla beraberinde yani erkeklerde de prostat sık gözüküyor. Gerçekten dünyadaki istatistik veriyi Elazığ'da da görebilmekteyiz. Burada e, farklı giden tek şey mide kanserleri biraz daha agresif bu bölgedeki insanları da görüldüğü zaman daha hırçın seyredebilmekte. Tedavilerimize yanıtlar biraz daha kısıtlı olabilmekte. Farklı bir varyantı var muhtemelen ee, diye düşünüyorum. Tabii ki istatistik bir çalışma yapmadan bir şey söylemek çok zor ama genel gözlemim itibariyle mide kanseri biraz daha tedavilere dirençli seyredebilmekte. Tedavilerde daha agresif, daha hırçın bir tedavi uygulamak gerekebilmekte. O yüzden hastalarımız edebildiği sürece. Evet gerçekten yaşam koşullarının evet. da ne kadar etkili olduğunu hastalıklarda bu verilerle birlikte evet, sizin gözleminizle birlikte görmüş Çünkü tütün görmüş çok fazla. Oluyoruz. Onun etkisi var muhtemelen. Evet. Ee, bu bölgede mesela meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanserinin tedavisi çok daha rahat. Ben Ankara'dan geldim. Ankara'da tedavi ederken bizim en çok direnç gördüğümüz hastalardan birisidir. Yani farklı tedavi seçenekleri aradığımız ama bu bölgede e, sık görülen kanserlerin tedavi başarısı daha yüksekken daha nadir görülen kanserlerin tedavi şansları biraz da yani şansı biraz daha zorlamakta. Elazığ'da yine en çok karşılaştığınız kanser tipleri neler? En çok gördüğümüz kanser e, meme kanseri, akciğer kanseri, kolon kanseri ve prostat kanserini görüyoruz. Yani ilk dört kanserimiz bunlar. Evet, bunlar aslında yine bahsettiğiniz gibi evet. Türkiye ve dünya genelinde de. Yani dünya yansıtan bir istatistik veri Elazığ'da da aynı şekilde. Ama biraz tütün tüketimin fazla olması akciğerin ön planda olmasının en büyük sebebi. Sebeplerinden evet. biri. Hocam e, tedavi yöntemlerine de değinmek istiyorum aslında. Tedavi Hı -hı. yöntemleri e, tabii ki birçok yarar sağlıyor evet. ama bunların yanı sıra e, ne gibi dezavantajları birlikte getirir, yararları nelerdir, ne gibi Şimdi, dezavantajlar görülebilir? Teknoloji artıyor ya tedavi seçenekleri de o kadar fazla artıyor. Tabii e, sadece tedavi seçenekleri değil, tanı da giderek değişiyor. Bireyselleştirilmiş tedaviye doğru gidiyoruz. Şimdi hasta geldiği zaman işte size söyledim ya işte A kanseri diyorduk. Şimdi ikiye ayırdık. Akciğer kanserine örnek veriyorum. Şimdi moleküler alt tiplerine bakıyoruz. O kadar fazla moleküler alt tip var ki her birine farklı tedavi verebiliyoruz. Yani dördüncü evre akciğer kanseri gelen e, 10 kişiye 10 tında da farklı tedavi uygulayabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey çünkü insanların en büyük korkusu işte kemoterapi alırım saçım dökülür. Kemoterapi alırım kan değerlerim düşer. Ee, bu kaygıları çok fazla hastalarımızın. Gerçekten kemoterapi uyguladığımız zaman kemoterapi e, dokuya spesifik değil. Sadece gidip kanser dokusunu yok etmiyor. İster istemez kendi bizim vücudumuzdaki diğer dokulara da zarar verebiliyor. Dokular sağlıklı dokular sağlıklı dahil dokular mi Sağlıklı da. dokular özellikle hızlı çoğalan dokular. Bunlar kıl folikülleri çok hızlı çoğaldıkları için işte... Bayanlarda yumurtalık, erkeklerde sperm dokusu hızlı çoğaldıkları için bunlara da hasar verebiliyor. Kalıcı infertilite riskleri oluşabilmekte o yüzden hastalarımızda. Saç dökülmeleri geri dönüşlü. Yani tedavi kestiğimiz zaman mutlaka hastalarımızda geri dönüş olmakta. İşte bağırsak epitelini ağzımızdaki mukoza epitelini dökebilmekte. Buna bağlı olarak ağzımızda yaralar, uçuklar çıkabilmekte. Veya işte karın bölgemizde karın ağrısı, ishal gibi şikayetlere sebep olabilmekte. İşte bireyselleştirilmiş tedaviyle hastada hedefe yönelik bir mutasyon bulursak o mutasyona yönelik anahtar kilit model olduğunu düşünün. İşte hastadaki e, hastalıktaki mutasyonu buluyorsunuz, o mutasyona yönelik spesifik tedavi veriyorsunuz. Bu ne oluyor? Sadece gidip oraya dokunuyor ve hastada göreceğimiz yan etkiler genellikle nadir. Yani kemoterapiye göre daha nadir ve daha tolere edilebilir yan etkiler olmakta. Bir diğer tedavi seçeneğimiz bu işte hedefleyici tedaviler, halk arasındaki akıllı tedaviler dediğimiz tedavilerken bir de immünoterapi tedavi seçeneğimiz var. Bu immünoterapi tedavi seçeneğimiz de şöyle. Hani bağışıklık sisteminin zayıflaması kanser oluşumu veya kanserin çoğalmasına bir faktördü. normalde bağışıklık sistemimiz zayıfken oluşan kanser hücresi bağışıklık sistemimize kendisini dostuymuş gibi tanıtıyor. Onda bir reseptöre bağlanıyor ve diyor ki ben vücudunuzdan bir parçayım diyor ve siz onu yok edemiyor bağışıklık sisteminiz. Ee, vücutta zaten var olduğunu sanıyor evet, ve yani dışarıdan ben zaten bir etmen olarak bir parçayım diye onun oradaki evet. reseptörü bir parçaya koyaraktan kendini dost gibi tanıtıyor ve çoğalmaya devam ediyor kontrolsüz şekilde. Bizim verdiğimiz immünoterapiyle o kanser hücresiyle bizim T lenfosit dediğimiz bağışıklık hücresi arasındaki bağı biz kopartıyoruz. Bu koptuğu zaman sizin bağışıklık sisteminiz uyanıyor, düşmanını tanıyor ve daha hızlı bir şekilde Yok etmeye başlıyor. Uyarıcı etmen gibi evet. bir şey mi hocam? Yani bağışıklık sistemini hareketlendiriyor. Diyor ki bu senin düşmanın diyor ve hücresine e, saldırmasını sağlıyor. Bu şekilde e, birçok kanserde artık biz immünoterapiyi tek başına veya kemoterapiyle kombin olarak kullanabiliyoruz. Güzel tarafı şu hastalarda yan etki neredeyse hiç yok. Genel durumu çok bozuk bile olsa hasta tedavisine gelip gidebilmekte. Tek yan etkisi bağışıklık sisteminin aşırı uyanmasına bağlı. Kendi vücudumuzda otoimmün rahatsızlıklar oluşturabilmekte. Yani kendi dokumuza bağışıklık sistemimiz saldırabilmekte. Bunlar da kontrol altına alınabilen, genellikle hastaların ölümüne sebep vermeyen yan etkiler. Kemoterapi ile beraber, yani kemoterapi bizim bir kere vazgeçilmezimiz. Yani mutlaka bizim yıllarca süren, belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra biz hala bunu kullanıyor olabiliriz. Çünkü bizim mekanizması temel taşı kemoterapi. Gerçekten çok güçlü, güçlü etkileri var. Güçlü etkinlikliği evet. var. Hızlı hastada kontrol sağlıyor. Evet. Hızlı etkinlik veriyor. İşte mesela akciğer kanserinde biz kemoterapi ile beraber kullanıyoruz immünoterapiyi. Ee, ve başarı şansı neredeyse tümörü tamamen yok ediyoruz. İşte meme kanserinde yeni başladı. Hemen ameliyat öncesi hazırlıklarımız var. Bizim neajuvan tedavi dediğimiz. Üçlü negatif dediğimiz bir grup var. Hırçın. Çok hızlı dağılabilen bir meme kanseri türü. Ee, o kanserlerde immünoterapi ile kemoterapi beraber verdiğimiz zaman e, neredeyse yüzde %20 oranında hastalarda tamamen tümörü yok etme oranımız belirgin olarak artmakta. İşte deri kanserlerinde kullanıyoruz. Lenfomalarda kullanıyoruz. Ee, ben daha önce kemik iliği nakli yapıyordum. Bu lenfomalardaki immünoterapi seçenekleri arttıkça pek yani kemik iliği nakline şeyim kalmaz oldu. Yani inancım kalmaz oldu. Çünkü başarı şansı o kadar yüksek Çok daha ki, etki gösteriyor sanırım. Yani %75 sanıyorum. yok ediyor tümörü. Hiçbir tedaviye yanıt vermeyen dirençli tümörlerden bahsediyoruz. %75'ini lenfom hastalarında yok ediyor. Başarı şansı bu kadar yüksek. Mide kanserinde kullanıyoruz şu an. Böbrek kanserinde kullanıyoruz. Yani bizim karşımıza çıkan birçok kanser tipinde biz immünoterapi seçeneğimiz her Hocam, zaman elimizde kullanılmayan mevcut. bir e, kanser türü var an mıdır? Şu pankreas kanserinde ve sarkomlarda yeni çalışmaları var. bir İmmünoterapiyi kullanmanız için de tümörün biraz immün olması lazım. Yani immünite içermesi gerekiyor. Bağışıklık hücrelerinin ya tümörün çevresinde ya tümörün içerisinde olması gerekiyor hmm. ki mekanizma çalışsın. Çünkü siz amacınız neydi? Tümörün çevresinde, tümörü, evet, tümörü çevresinde var ama onu yok etmeyen bağışıklık hücrelerini canlandırmaktı. O yüzden biz immün çöl dediğimiz pankreas kanserinde şu an kullanamıyoruz. Yani çalışmaları devam ediyor diyeyim. Yine yumuşak doku kanserlerinden kemik kanserinde kullanamıyoruz. Testis kanserinde kullanamıyoruz şu anda. Ama onun dışında birçok hastalıkta immünoterapi tedavi seçeneğimiz var. Yani ben 2015 yılından beri bu immünoterapiyi belirgin olarak, etkin olarak kullanmaktan ve faydası belirgin olarak yüksek. Önemli olan ideal hastayı seçebilmek. Nerede uygulayacağınızı Nerede mı? uygulayacağınızı ha. ve kimde uygulayacağınızı bireyselleştirmeniz lazım. Yani gelen her hastaya ben sizin bunu kullanmanızı öneriyorum diyemiyorsunuz. Belli parametreler var. Hastanın ona uyup uymadığına bakıyorsunuz. Hasta uygunsa çok güzel gidiyor. 3 yıldır, 4 yıldır akciğer kanseri, metastatik, immünoterapiyle tam yanıtlı hastalarım var. 6 yıldır yani bu 2015 yılından beri kullandığım böbrek tümörü, deri kanseri hastalarım var. Hiç tümör olmayan şu anda. Ne güzel Lermfom hocam çok güzel sonuçlar. Sınıf yani çok güzel. Evet. Yani o yüzden e, teknoloji artıyor, kanser artıyor, tanılarımız çoğalıyor ama umutlarımız da artıyor beraberinde. Bu bahsettiğim hastalar dördüncü evre yani halk arasında son evre dediğim kişiler. Düşünün ne kadar uzun ömürlerinden bahsediyorum size. Kür dediğimiz tamamen... Sağlıklı bir ömür sürüyor bu hastalar. Çok güzel hocam. Gerçekten e, vakaları ne yazık ki bu kadar arttı. Evet. Çok sık duyduğumuz bu dönemde tedavi yöntemlerinin bu kadar gelişmiş olması aslında çok büyük bir az önce belirttiğim gibi umut. Çok şanslı yani. evet. evet. Çünkü sanıyorum hocam kanser tedavisinde birazcık da psikolojik etmenler de çok önemli. Kişinin onu... dirayetli olması da önemli sanıyorum. Aynı mekanizma. Yani şöyle stresli kişi de bağışıklık sistemi çalışmaz. Şöyle düşünün siz üzülseniz dudağınızda uçuk çıkıyor mesela. Çünkü bağışıklığınız düşüyor. Virüs hemen canlanıyor ve mekanizma olarak orada kendine geri Ba Yani insan stresle, kaygılarıyla beraber olduğu zaman bağışıklık direnci kırılıyor ve maalesef hastalarımızda tümör dokusu ortaya çıkıyor. Şimdi bu hastalar aynı kaygı, aynı şeyi tedavi sürecinde de gidiyor bazı hastalar. Biz ne kadar konuşsak da, ne kadar bunlara destek de uygulasak biraz iş bireysel. Yani kendi içinde çözmesi gerekiyor. Ben hastalarımıza sık sık mutlaka kaygılanmamalarını öneriyorum. Ailenin desteği çok önemli tedavi sürecinde. Yani yanınızda birilerinin olması, moralinizi yüksek tutması bunlar çok önemli. Doktorunuzla iletişim çok önemli. Yani ben hastalarıma şunu söylüyorum. Bir aile olacağız. Çünkü basit bir süreçten geçmiyoruz. Uzun bir süreç. Uzun bir süreç yaşıyoruz. Beni bir kardeş görün, bir abi görün. Yani çocuğunuz olarak görün. Bu şekilde bir tedaviye başlayalım diyoruz. Belki diyorum hani çocuklarınızı anlatamayacağınız şeyleri bana anlatın. Hiçbir şeyi gizlemeyin. Beraber çözelim. Dökmek lazım, evet. yansıtmak lazım bir yerde. Hastayla o samimiyeti kurmanız lazım. İletişim çok önemli. Tüm hastalarımla cebim var. 24 saat arayabiliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü en ufak bir hata benden habersiz en ufak yapılan bir ilaç onlarda hayat tehlike oluşturabileceğini düşünüyorum. Mutlaka beni oradaki gittikleri hastanedeki doktorla iletişime geçirmelerini belirtiyorum. tedavi sürecinde kaygısı olmayan, tedavini kabul yani hastalığı kabullenip tedaviyle sağlığına kavuşacağını düşünen hastalarda başarı şansı neredeyse 2-3 kat artıyor. Ama işte her kaygı içerisinde en ufak bir şeyi kansere bağlayan yani tırnağı kırılsa kanserden dolayı mı oldu diyen işte o çok var. farklı bir psikoloji. Evet. Biz söylerken bile zorlanıyoruz. Evet. Yani ee, ismi kötü maalesef. Zorlanıyoruz evet. İşte o hastalar bunu kabullenecekler. Yani bir kere oldu, önümüze bakacağız artık. Ee, daha çözmemiz daha kolay oluyor, daha rahat oluyor. Bir pek kanser kelimesini ben kullanmıyorum. Yani leke diyorum, işte iz diyorum, kirlenme diyorum o bölgede. Çünkü kelime insanlarda daha demotivasyon oluşturuyor. Ağır bir oluşturuyor. kelime evet. hocam aslında. Ben de programa başlamadan bakıyorum kullanmasam olmayacak. Evet, Kullansam yani evreleme evrelemede şimdi evet. dördüncü evre olmasına rağmen söyleyemiyorum çünkü işte son evre artık yapacak bir şey yokmuş gibi hastalarda kaygı başlıyor. Oysa ki o kadar çok tedavi seçeneğimiz var ki o kadar çok farklı tedavilerimiz var ki yani hiçbir tedaviye yanıt vermemiş işte immünoterapi ile tamamı 2011 yılında tanıştım. Malatyalı bir hastam var yani o zaman Gata'daydım. kendisine lenfoma tedavisi verdik. Hala telefonda görüşüyorum. Normal işini yapıyor. Hiç tümörü yok. Yani 11 yıldır hiçbir tedaviye yanıt vermemiş. İmmünoterapi ile tamamen tümörü yok olan hasta var. O yüzden umut hiçbir zaman bitmez. İşte bir tedavi sizi belli bir noktaya kadar getirir. O anda yeni bir tedavi seçeneği ortaya çıkar. Geçen hafta Sağlık Bakanlığımız bir iminoterapi tedavisini akciğer kanserinde geri ödeme planını aldı. Mesela bir hastalar için büyük şans. Normalde bunu maddi yükü çok yüksek tedaviler. Ama hastamız bunu ücretsiz olarak temin edebilecek. Ve biz bunu çok hastam, şu anda 3-4 tane hastama başladım mesela bu hafta. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Yani o yüzden şu an belki kemoterapi alıyor olabilirsiniz. Ama size bir umut açacak o kemoterapi. Yeni bir ilaç çıkacak. Yeni bir tedavisi çıkacak. Yani biz her yıl ben Amerika'daki bir hasta ne tedavi uygulanıyorsa onu uygulamaya çalışıyoruz şu anda. Yani Elazığ'a bunu getirmeye çalışıyoruz. Elazığ'da bunu uygulamaya çalışıyoruz. Gündemi sürekli takip ediyoruz. Yani hastalar şu kaygıyı asla gitmemesi lazım. Yani Amerika'da tedavi olanla biz farklıyız. Almanya'da tedavi olanla biz farklıyız değil. Onkoloji olarak biz çok günceliz Türkiye'deki onkologlar olarak. Kendimizi sürekli güncel tutuyoruz. Sürekli toplantılar yapıyoruz ve sürekli Yurt dışındaki toplantılara katılıyoruz. Şu anda klinik çalışmalar başlatıldı. Yani Amerika'daki bir hastaya işte çıkmayan bir ilaç e, Türkiye'de de uygulanıyor. Türkiye'de de hastalar bundan faydalanabilir. İnşallah bizde. 2-3 ay içerisinde bizim hastanemizde bu klinik çalışmayı başlatma şansına erişeceğiz. İnşallah. Hocam e, çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında biz çevre şehirlerden hatta evet. bölgeden çok sayıda hastanın geldiğini biliyoruz. <laughs> Aynı zamanda zaman, zaman zaman yurt dışı hastalarımız evet. da oluyor. Yine demin belirttiğiniz gibi hastalar şehirde olmasalar dahi sizinle iletişime evet. geçebiliyorlar. Farklı bir yerde tedavisini e, sürdürmesi gerekse bile sizinle birlikte mi bu süreci yürütüyorlar? Yani benim şöyle... E, Hastalar en büyük önerim şu oluyor, benden bazen cerrahi olarak işte şuraya gidelim, buraya gidelim, orada tedavi olalım mı gibi sorular gelebiliyor. Ben kanser hastasına şunu söylüyorum, basit bir tedavi değil, uzun soluklu bir tedavi olacaksınız. O yüzden en yakın yerde ve ulaşabileceğiniz en yakın doktorla bunu götürmeniz lazım. Süreç çok uzun. Yani e, bazı hastalarda bu 6 ayda bitebiliyor, bazı hastalarda 3 ayda bitiyor, bazı hastalarda 10 yıl, 10 yıldır tedavi olan hasta var. O yüzden doktora yani ulaşmak çok önemli. En ufak bir sıkıntıda e, hasta beni arıyor mesela, işte diyor hocam şu rahatsızım var, bu tedaviyi yapmıyorlar, sizin bir öneriniz olur mu? Ben oradaki doktorla iletişim kuruyorum. Sağ olsun bugüne kadar yani bir meslektaşım kırmadı. Şu tedavi yapalım diyorum. Şu tahlilleri yapın diyorum. Onları da şey yapıyoruz. Tedavisini devam ettiriyoruz. Aslında Muş'tan, Bingöl'den, Tunceli'den, işte Malatya'dan gelen hastalarımız var. Ee, şu an Erzincan bölgesinden çok hasta gelmeye başladı bana mesela. Ek olarak işte Diyarbakır'dan gelen var hastalarından. Ee, Fransa'dan çok hastam var. Fransa'dan gelen tedavi olan bu dönemde. Hollanda'dan bir ailemiz geliyor. Yani farklı illerden de, ben yani de yurt dışından de. olduğu gibi farklı illerden de bir sürü hastamız gelmekte. Çünkü benimle rahat iletişime geçebiliyorlar. Ben de hocam. Güven de çok önemli. Ben hastalarımı, yani şunu söylüyorum, başka şehire gitmenize gerek yok. Yani Ankara, İstanbul, işte yurt dışı ile aynı tedavi veriyorum. Bırakın yani Ankara, İstanbul, İzmir'i bırakın, yurt dışı ile aynı tedavi alma şansınız var. Çünkü biz e, güncel takip ediyorum. En güncel tedavileri uyguluyorum. Birçok klinik çalışmada yer aldım. bir Yani bu imne Türkiye'de 2018 yılında uygulanmaya başladı esasen. Ben 2015 yılından beri uyguluyorum. E, yani tecrübe çok önemli. Tecrübe çok önemli. E, o yüzden tecrübeli, güvenlikleri ve iletişimi rahat kurabildikleri bir doktorla iletişim e, tedavilerini devam etmelerini öneririm tüm hastalarıma. Gerçekten çok önemli noktalara değindik. Evet. Hocam konuşmamız esnasında çok kez erken tanının e, evet. önemine vurgu yaptınız. Burada taramalara da bir parantez açmak istiyorum. Yapılması gereken e, taramalar nelerdir? Az önce de bahsettim. Şimdi e, bayanlarda 40 yaşından sonra mutlaka meme ultrasonografisi ve mamografi evet. tetikleri mutlaka yapılmadı. E, ailevi kanser söz konusuysa belki daha erken yaşlara da çekilebilir. Yani Aileden birisi daha erken yaşta kanserle karşılaşmış size. Onlara mutlaka genetik mutasyon yapılıp ondan sonra diğer aile bireylerinde de gerekirse genetik test yapılmalı. Ee, erkeklerde prostat kanseri, akciğer kanseri çok önemli. Taramaları e, bizim kan tetkikleri e, ve akciğerli tomografik görüntülemelerle e, yapabilmekteyiz. Düşük rezolüsyonlu tomografi özellikle e, ağır sigara içicileri dediğimiz bir grup var heavy smoker diye geçer. Bu hastalarda mutlaka 45 yaşından sonra akciğer düşük rezolüsyonlu tomografi ile taranmalı. 50 yaşından sonra cinsiyet ayrımı yapılmadan kolonoskopi tetkik 10 yılda bir yapılmalı. Gaytada gizli kan taramaları yıllık bir yapılmalı. ve her hastanın mutlaka yani bu tarama testlerini güncel takip etmesi gerekiyor. Yani sadece aile hekimliğiyle değil, Bizimle de gelip bu tarama felçlerini, planlamalarını yapabilirler. Bizim hastanemizde de buz bunu güzel bir şekilde yapmaktayız. Çünkü e, hastanemizin özellikle yapısı sanki bir tümör konsepti üzerine kurulmuş gibi düşünün. Her türlü tümör cerrahisini yapabilen e, branş doktorumuz var. E, bu radyologlarımız bu konuda spesifikleştiler. Kanser dokusunu ve kanser radyolojisini çok iyi biliyorlar. E, bir tetkik atlama ihtimalleri çok çok düşük. Biz onkologlar olarak günlük Gerçekten çok fazla sayıda bir kanser hastasıyla karşılaşmaktayız. Tecrübelerimiz diğer e, merkezlere göre çok çok yüksek. Her şey öte bir tümör konseyimiz var bizim. Tam ona değinecektim evet. hocam. Evet. Yani e, tümör konseyinde bizim e, onkologların, işte radyasyon genel cerrahinin, göğüs cerrahinin, göğüs hastalıklarının, ürolojinin bulunduğu, gastroenteroloji uzmanımızın katıldığı, e, Ayrıyeten radyoloji ve nükleer tıpla görüntüleme desteklerini yapan hocalarımızın katıldığı bir konseyimiz var. Orada biz e, tüm hastalarımızı bireysel olarak değerlendiriyoruz yani hastanın öyküsünden şikayetlerinden işte e, yapılan görüntülemelerindeki sonuçlarını tek tekleri değerlendiriyoruz. Bazen e, tek başınıza karar verdiğinizde cerrahi olsun dediğiniz hastada da bu hasta kemoterapi alsın o zaman diyebiliyorsunuz veya kemoterapi planladığınız bir hastada da. Ya bu hasta cerrahi olsun, sonra ışın alsın, sonra kemur tarafı alsın diyebiliyorsunuz. Gerçekten evet. hastanın tedavisine altın dokunuşlar yaptığımız, hastanın sağ kalımını belirgin olarak değiştirdiğini düşündüğümüz bir konseyimiz var. Bir hafta Her hafta çarşamba günü toplanıyoruz. Mutlaka oradan da güzel sonuçlar elde eden hastalarımız var. Belirgin fayda görüyorlar. Ee, tek tek değerlendiriyoruz. Yani hasta tek tek konuşuluyor yaşından, işte beraberindeki hastalıklarından. Çok güzel bir değerlendirme ve... Hastaya ideal, en ideal tedavi seçme şansı bize. Son olarak kanserle savaşan hastalarınıza ve tüm izleyenlere aslında hocam, bu arada Şubat ayında kanser, kanser farkındalık günü vardı, var. Mart ayında da yine kanser bilinçlendirme evet. ve farkındalık, farkındalık haftası olarak tamam başlayacağız. Ediyorum. Bu kapsamda sizler izleyenlere, kanser savaşçılarına neler söylemek istersiniz? Ben e, tüm kanser hastalarına öncelikle e, hiç umutlarını kırmamalarını. Gerçekten her kanserin bir çözümünün olduğunu. Evresi fark etmez. Erken evre olup geç evre olup bunlar hiç fark etmez. Bir an önce güvenilir bir doktorla bir araya gelmeniz, güzel bir yol haritası çizmenizi, yol haritanıza uyaraktan da tedavileriniz olmanız öneririm. Zaman kaybetmek çözüm değil. Beklemek çözüm değil. Tarama testleri mutlaka her hastanın hasta yakınının daha doğrusu ve Hiçbir şikayet olmayan, yaşı o döneme gelmiş, 40'lı yaşlara, 50'li yaşlara gelmiş kişilerin mutlaka yaptırması gereken testler. Çünkü e, hastalarımızda sağ kalımı belirleyen tümöre ne kadar erken dokunduğumuz, ne kadar etkin dokunduğumuz dönemler. Tarama testleriyle hiç de şikayet yapmadan tanı koyuyorsunuz ve tedavi ediyorsunuz. Yani, tanı gecikti, tedavimiz olmayacak mı diyen hastalarımız olabilir. Onlar da asla umutlarını kırmasınlar. Her geçen gün daha yeni ilaçlar gündeme gelmekte, daha etkin tedaviler ortaya çıkmakta. Biz onkologlar olarak güncel tedavi planlıyoruz ve hastalarıma hep şunu söylüyorum. Birinci derece akrabama uygulamayacağım hiçbir tedavi, size uygulamam. En etkili, en başarılı tedavi neyse hep onu önereceğiz ve onu gözlemleyeceğiz. İnşallah hepsinin de şifasına kavuşmasını diliyorum. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz evet, teşekkür programımıza ederim. katıldığınız için. Değerli izleyenler, Herkes için Sağlık programının sonuna geldik. Haftaya farklı bir konu ve farklı bir konu kulağı tekrar karşınızdayız. Sağlıklı günler.